Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi de Çağdaş Dünya Tarihi'nin diğer konuları olan Orta Doğu, Japonya ve Amerika'ya bakacağız. İlk videomuzda da hatırlarsanız Rusya'yı görmüştük. Şimdi topluca 3 tane yere bakacağız. Bunlar daha kısa konular çünkü. Şimdi önce Orta Doğu ile başlayalım. Orta Doğu, burada bazı terimler var. Onları bazılarını hatırlayacağız, bazılarını yeni öğreneceğiz. Şimdi zaten Orta Doğu deyince aklımıza her zaman hangi kelimeler geliyor? Petrol gelir, işgal gelir, bir de aynı zamanda manda yönetimleri gelir. Peki bu manda yönetimleri işgalciler tarafından ne ara, ne zaman, nasıl kuruldu? Onlara bir bakalım. Bunun gelişim sürecini bilmek gerekiyor. Şimdi burada iki tane iyi hatırladığınız antlaşma var bence. Bunlar nasıl antlaşmalardı? Gizli antlaşmalardı. Sykes-Picot ve McMahon. İçeriklerini biraz böyle hatırlayacak olursanız Orta Doğu ile alakalı bazı çalışmalar yapıyordu Sykes-Picot'ta. McMahon'daysa ile İngiltere ne yapmıştı? Bu Şerif Hüseyin'e halifelik vererek onun orada bir devlet kurabileceğini söylüyordu. Yani her iki gizli antlaşma da Orta Doğu'yu kapsıyordu. Buradaki onların girişi için bu bölge önemliydi. Sonra burada bir adam vardı, Arabistanlı Lawrence. Özellikle buradaki Arapları kışkırtarak ne yapmıştı? Yabancı işgalcilerin buraya daha çabuk adapte olmasını, onların daha çok benimsenmesini sağlamıştı. Ve hatta yaptığı bu üstün hizmetlerden dolayı da İngilizler buna gidip ne yapmışlardı? Madalya vermişlerdi. Gerçekten çok başarılı bir ajandı kendisi. Yani Osmanlı'nın aleyhine de olsa adam İngiliz tarih açısından bayağı damga vurmuş. Sonra hiç duymadığımız, bunu yeni öğreneceğiz. Balfour Deklarasyonu, bu nedir? Balfour Deklarasyonu da İngiliz Dışişleri Bakanı tarafından yayınlanıyor ve Orta Doğu bölgesindeki, özellikle Filistin coğrafyasında İsrail devletinin kurulmasını sağlamak için oluşturulan bir belgedir. O zaman bak, unutmuyoruz. Balfour eşittir İsrail'in kuruluş temellerinin atıldığı belge ya da bir antlaşma, bir bildiri diye yazabiliriz oraya. Paris Barış Konferansı ise, bunu da hatırlarız, savaştan sonra toplanmıştı ve ilk defa burada manda ve himaye kavramı konuşulmaya başlanmıştı. Yani bak, artık Orta Doğu için bu tabir onunla gelenekselleşen bir ifade anlamına gelecekti. Bir diğer King Crane raporundaysa büyük devletler burada incelemeler, araştırmalar yapmışlardı. Bir de Sanremo konferansında artık tamamen bu buraya yerleştirilmişti yani. Kimler hangi mandayı aldılar, kimler nereye aldı, bunun bölüşümü yapılmıştı. Zaten hatırlarsanız Sanremo konferansında bizim için çok kötü bir anlaşmanın da taslağı çizilmişti. O da Sevr'di. Özellikle o Orta Doğu tabii Osmanlı'dan çıktığı için de orada ilgili devletlerle alakalı maddeler Sevr'in içinde vardı. Sanremo'da belirlenmişti bu da. Sadece bunları bilmemiz yeterli gelebilir. Zaten çoğunu hatırladık çünkü daha önceden görmüştük. Sıfırdan sadece burada Balfour Deklarasyonu'nu öğrenmiş olduk. Eşittir bak, İsrail'in kuruluş temellerinin atıldığı bildirdir, unutmayın. Geldim Japonya'ya, gidelim şimdi birazcık Meiji Restorasyonu'na. Şimdi Japonlar da 1600 ile 1800'lü yıllar arası çok dışa kapalı bir toplummuş. Yani tamamen böyle izole etmişler kendilerini ve neredeyse hiçbir batılının buraya girmesini istemiyorlarmış. Ondan dolayı da çok geleneksel yaşarlarmış bunlar. Ancak özellikle şimdi 1800'lü yılların ortalarında falan dünya çağdaşlaşmaya başlıyor. Ben hala geleneksel kalacağım dersem birazcık geride kalmış olurum. Mesela Osmanlı da böyle, değil mi? 1800 yıllarda ne yaptı Osmanlı? Modernleşme sürecini tamamen böyle hızlandırmaya başlamıştı. Bir sürü yenilikler yapmıştı özellikle Batı'nın. İşte bak, Japonlar da bunu yapıyorlar. Neyle yapmışlar bunu? Meiji Restorasyonu, bak unutmayın sakın. Meiji Restorasyonu. İmparator Mutsito hazırlıyor bunu ve bir yenileşme hareketidir, bir aydınlanma hareketidir bu. Ülkede olmayan şeyler sıfırdan geliyor veya var olanları da yeniliyorlar. Mesela ne yapmışlar Meiji ile beraber bakalım. Adamlar da feodalite bak yıkılmış. Bunlardaki feodalitenin adı da daimyo. Mesela bizde beylik gibi geçer. Avrupa'da işte o feodalite, feodal beyler olarak geçerdi. Derebeylik derdik hatta onlara. Japonya'da ise daimyo denirmiş. Yalnız şimdi çok enteresandır bak bu. Avrupa'da feodalite dediğimiz kavram ne zaman yıkıldı? 1453'ten sonra, yani İstanbul'un fethiyle beraber. Bak düşün, Japonlar da 1800'lerde yıkılmış. Yani Japonlar nereden baksan dünyayı 400-500 yıl geriden takip ediyorlar siyaset olarak. Ne kadar ilkel bir toplummuş bak. Japonya'nın şu anki geldiği seviye hızı, yani yükseldiği böyle o gelişimin hızı gerçekten takdire şayan. Çünkü dünyada var olmayan feodaliteyi adamlar daha 1800'de anca yıkmışlar. Ama sonra bak nasıl bir atılım gerçekleştirmişler. Tabii şimdi ben feodaliteyi yıkarsam bir merkezim olması lazım. Merkezine bak, Tokyo'ya taşımışlar aynı zamanda. Doğu'nun başkenti olarak geçermiş Tokyo. Yeni bir anayasa bak hazırlanmış. Adamlarda artık böyle yeni yeni yenileşme hareketleri, demokratikleşme hareketleri başlıyor.
takvim bak değiştirmişler. Mesela bizim Atatürk de yapmıştı ya, hicri takvimden milali takvime geçmiştik. Onun gibi. Onlar da kendilerine göre batıyla muhtemelen bütünlük sağlayabilecek bir takvim getiriyorlar. Yine bak batı tarzında kıyafetler giymeye başlamışlar. İşte bizdeki şapka inkılabı gibi düşünebilirsiniz bunları da. Kıyafet inkılabı vardı, onun gibi düşünebilirsiniz. Ve yine daha önce hiç bu ülkede olmayıp da yeni gelmiş olan şeyler var. Mesela bak Japonya'da ilk defa gazete bu dönemde çıkar. Posta teşkilatı ilk defa bu dönemde kurulur. Telgraf sistemi ilk defa bu dönem yapılmış. Yurt dışına öğrenciler bak gönderilmiş. Bankacılık sistemi gelişmiş, ilk defa kurulmuş yani. Ordu ilk defa bak Japonya bir orduya sahip oluyor. Zaten feodal olunca pek bir tamamen ordu olamıyor. Bütünlüğü kurunca adamlar ordu kurmuşlar. Ve aynı zamanda bak demir yolları inşa etmişler ilk defa kendi ülkelerine. Yani Japonya aslında gelişimini çok geç tamamlayan ama inanılmaz şekilde çabuk gelişen bir toplum olmuş. Düşün 1800'lü yılların ortalarında falan adamlar demir yolu yokken şu anda resmen teknolojinin ve birçok kurumunda ev sahipliğini yaptıkları için her şeyin neredeyse özellikle teknolojinin başkenti olmuş konumunda. Peki Meiji ile beraber değişmeyen bir şey var mı dersek vardır. O da nedir? Alfabedir. Bunu not olarak yazalım. Meiji ile değişmeyen alfabedir diye. Biliyorsunuz Japonlar hala aynı geleneksel alfabelerini kullanıyorlar. Kanji falan deniyor. Hatta onların böyle bir adı var. Onu kullanıyorlar. Normal bak Latin alfabesine geçmemişler. Mesela biz yaptık değil mi? 28 yılında biz Arapçayı terk ederek Latin alfabesine geçmiştik. Japonlar sabah bunu yapmamışlar. Çünkü bunun sebebi şuymuş. Mesela biz bunu yaparken ki argümanımız ülkedeki okuma yazma oranı çok düşüktü. %5'lerde falan da. Japonlardaysa o alfabeyle okuma yazma oranı %60-70'lerde. Yani adamlarda düşük değil ki okuma yazma oranı. Niye değiştirsinler? Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Ondan dolayı da bak hala bile günümüzde geleneksel klasik alfabelerini kullanıyorlar. Sonra geçtim Amerika'ya bakalım şimdi de. 29 ekonomik krizi. Çok büyük bir olay patlıyor dünyada. Biz ona aynı zamanda ne deriz? Kara Perşembe olarak da biliniyor. Peki böyle bir olay niye oldu? Şimdi ona bakalım. İlk maddede diyor ki, şimdi Amerika bir sistem kuruyor ve çok ilginç bir sistem bu. Ülkedeki ekonominin %50'sini 200 tanecik şirketin tekeline bağlıyorlar. Yani bak çok sıkıntı bu. Bu şirketler falan bir batsa ekonominin yarısı çöktü demek. Kaza bela bir şey olsa. Olacak bak işte şimdi. Yani sadece 200 tane şirketin kontrolüne bırakmışlar. Tekelleştirmişler. Böyle olursa daha iyi olur diye düşünmüşler. Ama beklemedikleri bir şey oldu. Ne oldu? New York borsası bir gece aniden düştü. Çakıldı böyle bir hiç beklenmedik bir şekilde. Ve New York borsası düştüğü için ekonomik kriz oldu. Bak unutma, ekonomik kriz çıktığı için New York borsası düşmedi. New York borsası düştüğü için ekonomik kriz çıktı. Zaten insanlar bunu beklemiyorlardı. Bilseler yatırım yapmazlardı zaten bu borsaya. Aniden böyle bir anda çakılınca insanların paraları resmen pul olmuş, çöp olmuş. Mesela o gün eğer çok meşhur bir sokak var Amerika'da bu borsanın falan böyle kalbinin attığı yer, Wall Street diye. O gün oraya gidebilme şansımız olsaydı şöyle görseller görürmüşüz orada. Yerlerde kafatası parçaları, kol parçaları, bacak parçaları, insan vücudu parçaları. Niye? İnsanlar o çok yüksek binalardan 26. 27. katlardan kendilerini böyle aşağı bırakmışlar. Çünkü psikolojileri bozulmuş insanlar. Yani düşünsene bir gece önce ne kadar zenginsin, belki de bir gece sonra battın bir olay sonucunda. Sabah uyandın parampul olmuş mesela. İşte insanlar bunu kaldıramayınca intiharlar ediyorlar. Müthiş sosyal bunalımlar başlıyor. Mesela şöyle görseller var, böyle internette de yazarsanız çıkar. Böyle takım elbisesi, kravatı, ceketiyle, şapkasıyla çok zengin olduğu belli yani bir adam elma satmaya başlıyor. Yani muhtemelen bu adam bir gün önce inanılmaz zengindi, kıyafet ondan kalmış. Ama bak şimdi para kazanabilmek için 2 sente, 3 sente, 1 sente elma satmaya başlamış orada. Çünkü bu adam fakirleşti. Yine şöyle bir görsel var, bu da çok acı bir görsel. İnsanlar mesela diyelim 4 tane çocuğu var diyelim bir kişinin. Çocuklarının üzerlerine miktarlar koymuşlar. Mesela şöyle diyor işte 10 sent, 20 sent, 30 sent, 40 sent gibi çocuklarını başkalarına satmaya başlamışlar. Yani bu kötü yol amaçlı değil de hani alın bu çocuk sizin olsun. Parası da 40 cent gibi mesela. 4 tane olunca bakamıyorlar çünkü. Mesela 3 tanesini böyle satmaya başlamışlar. Bak ne kadar yazık yani. İnsan çocuğunu satar mı? Bu dönem böyle şeyler olmuş. Yani tamamen psikolojik buhranlar var. Mesela yine başka bir görsel var. Adamın birisi böyle bir üzerine bir şey geçirmiş. İşte I want a job diyor yani iş istiyorum diye. Adam böyle pankartlarla geziyor. Özelliklerini falan yazıyor. İşte şunu yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum diye. Böyle yürürmüş mesela adam. Biri onu görür de belki iş verirse diye. Yani nasıl bak sosyal bunalımlar yaşamışlar. Neden işte? Bir gecede aniden borsa çöktüğü için.
Hatta bundan önce Amerika'da bir tabir ortaya çıkmış. Amerikan Dream diye, yani Amerikan rüyası demek bu. Herkes böyle Amerika'ya özensin istiyorlar. Sürekli Amerikanlaşalım, yani farklı milletleri buraya gelsinler, buraya göç etsinler, buraya yatırım yapsınlar. Hani sanki böyle inanılmaz büyük ya burası falan gibi. Hani biraz böyle Amerikalılara bakarsan da vardır o adamlarda şey. Konuşmaları bile böyle hani bir çok havalıdır, böyle çok farklıdır, çok özgüvenli millettir gerçekten Amerika. İşte bunu yaratmaya çalışmışlar. Ve mesela diyelim radyo alacaklar bu dönem. Radyoyu bir değil iki tane alırlarmış. Yani böyle biz bak ne kadar zenginiz gibi bunu göstermek amaçlı. Ve işte bunları da böyle ala 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 inanılmaz rekabetin azaldığı bir ortam oluşmuş burada. Çünkü her şey satılıyor, her şey satılıyor falan. Ondan kaynaklı o Amerikan Dream kavramı da çok fazla yani piyasaya paranın girmesi de yine bak bunlarda bir sıkıntı yaratmış. Ve böylece aynen borsada çökünce radyoyu otur ye şimdi elinde kalmış oldu bak o iki tane üçer tane aldığı radyolar. Müthiş bir bunalım yaşanıyor. Peki ne oldu bunun sonucunda? Tabii ki de bankalar battı, şirketler battı, fabrikalar bak battı bu tarihte. Hiçbirisi maalesef bundan ayakta kalmıyor. Sonra bak işsizlik artıyor, alım gücü azalıyor. İnsanlar artık böyle yiyecek yemek bulamıyorlar ve inanılmaz bir işsizlik var. Hatta bak bununla alakalı bir tane film var. Cinderella Man diye. Ben çok severim o filmi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Buradayken de söyleyeyim. Cinderella Man de böyle çok özetle para kazanmak için kendini dövdüren bir boksörün hayatını anlatıyor. Yani bak düşün para kazanmak için kendini dövdürmen gerekebiliyor orada. Çünkü onun da evinde yemek bekleyen insanlar var ve şike falan yapıyordu. Çok oldu ben izleyeyim ama içeriği böyleydi. Tavsiye ederim bak kesinlikle izleyin o filmi. Böyle sıraya giriyor insanlar güldük olarak ve bir tane arabaya yanaşıyor. Mesela diyelim 10 tane işçi seçecek o gün. Sen diyor 100 tane insan içinden 90 tanesi o gün eve boş dönüyor, 10 tanesi o gün en azından kurtarıyor. Şanslı olmuş oluyor. İnsanlar böyle sabahın köründe o adam gelse de bizi götürsün de o gün en azından eve bir yemek götüreyim diye beklerlermiş. Bu tarz böyle bunalımı anlatıyor bu filmde. Aynı zamanda çok pahalıdır madencilik sektörü. Çünkü madeni çıkartmak, işlemek çok pahalı. Hadi diyelim bunları yaptım bir de satmam lazım. Kime satacağım? Zaten dünyada ekonomik kriz var. Madencilik sektörü bak bu dönemde tamamen çöküyor. Ne yapacağım ben? Bir alışveriş olması lazım, bir döngü olması lazım. Olmuyor ya, yani şöyle yapmışlar. Takas sistemine geçirmiş bak. Clearing sistemi denir buna. Yani düşün, sanki Lidyalılardan öncesine geri döndü bu dönemde. Dünya takas sistemi gelmiş. Ben adama mesela işte iki tane çinko veriyorum. Adam bana üç çuval buğday veriyor falan. Yani böyle bir sisteme dönmüş olay. Ne kadar bak ilginç. Dünya çok ilkelleşmiş ekonomik yönden. Ve nasıl kurtulacağım ben şimdi peki bundan? Şimdi o zaman ben size sorayım. Mesela biz bu ekonomik krizden nasıl çıkmıştık? Hemen devletçilik politikasına geçerek kalkınma planı hazırladık, değil mi? İşte Amerika da aynısını yapmış bak. Ne yapmış? New Deal politikasına geçmiş. New Deal politikası. Bu da Amerika'nın devletçilik politikası olarak geçer. Demiş ki Başkan Roosevelt, bankam battı mı ben açacağım. Tıpkı kim gibi bak bizdeki Sümerbank gibi düşünebilirsiniz. Merkez Bankası gibi düşünebilirsiniz. Etibank gibi, Halk Bankası gibi düşünebilirsiniz. Şirketlerin, fabrikaların battı mı? Ben kuracağım. Yani devlet olarak ben kuracağım. Tıpkı bak bizdeki Paşa Bahçe gibi Merinos fabrikaları veya İzmit Kağıt Sanayi fabrikaları gibi. Hatırlarsanız bunları Atatürk döneminde anlatmıştım. Ne zorluklarla kurduğumuzu. İşte bak Amerika'da aynı atılım yapmış. Çünkü özel sektör şu anda çöktüğü için devlet bir dönem buna el atmak durumunda kalıyor. Ve düşün, liberal bir ülkede devletçilik bak görülüyor. Ne kadar ilginç. Normalde liberalizmin olduğu yerde, kapitalizmin olduğu yerde devletçilik olmaz. Ama bak bunlar da mecbur. Çünkü şu an devletin bir atılım yapması lazım. Mesela çok meşhur aileler var bu Amerika'da. Rothschild ailesi falan vardır. Böyle yani dünyayı yönetiyor falan derler ya. Onlar özellikle bu dönemde zengin olmuşlar. Çünkü bu adamlar krizi fırsata çevirmişler. Gelip bu dönem devlete para vermişler. Çünkü bunlar çok batmıyorlar. Ve devlete sermaye olarak devletin bu bankaları kurmasını sağlayıp mesela şöyle olmuş yani hikaye. Mesela demiş ki Rothschild işte demiş sana 100 bin dolar vereyim ama demiş başbakanı ben seçeyim demiş mesela. Sonra demiş ki belki de sana 1 milyon dolar vereyim ama demiş başkanı ben seçeyim. Sonra belki de demiş ki sana 5 milyon dolar vereyim ama başkan benim ailemden çıksın falan gibi hani böyle. Yani siyaseten resmen parayla kendine bağlamış devleti. Ondan dolayı şu an Amerika'da alınan her bir kararın arkasında aslında Rothschild ailesinin olduğu söyleniyor. Yani öyle söylemler, komple teorileri var. Çok da mantıksız değil. Aynı bizdeki Esam usulü gibi yani. Amerika'da bak bir dönem hiç borçlanma yapmak zorunda kalmış. Ve bir notumuz var. İki tane notumuz var onu yazalım. Şöyle diyelim. Kara Perşembe'den en az etkilenen ülke Rusya'dır. Anlatmıştım hatırlarsanız Rusya kısmında Stalin sayesinde olmuştu bu durum. Son notumuz da şu olsun. John Steinbeck. Onu ben yazayım şöyle. Çok ünlü bir yazardır bu. John Steinbeck.
Bunun bir eseri var, Gazap Üzümleri diye. O Gazap Üzümleri adlı eserinde de ekonomik krizi anlatmış. Hatta o kadar güzel anlatmış ki bilmiyorum, belki okuyan vardır aranızda, ben okumadım. Pulitzer ödülü falan kazanmış. Yani böyle o edebiyatın Oscar'ı gibi bir şeymiş ve Pulitzer ödüllü bir yazarmış. Bak bu anlatımından kaynaklı sanki böyle Yaşar gibi birebir neredeyse anlatmış oradaki bütün olayları. John Steinbeck Gazap Üzümleri adlı eserinde. O zaman bu videomuzu burada bitireyim. Orta Doğu'ya, Japon tarihine ve Amerika'ya bakmış olduk. Bir sonraki videomuzda da Avrupa tarihini göreceğiz. Savaştan önce Avrupa'da neler oluyor? Onları şöyle derinlemesine inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.